Bugün biraz konudan komşudan da bahsetmek istiyoruz. Yani konu komşu bazen dost, bazen düşman, ne bileyim bazen sırdaş, bazen en büyük risk ve tehlike onlardan geliyor. Önce hocam size sorayım. Komşu hakkı diye bir şey var değil mi? Var mı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla bana o kadar çok komşu hakkında tavsiyede bulundu ki ben zannettim Allah komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim diyor. O kadar fazla. O kadar önemli. Bilgi önemli. İslam alimleri şimdi şunu bir bina kabul ederseniz şunu 40 önünden, 40 arkasından, 40 sağdan, 40 soldan 4-40'ın ne yapar? 160 mı yapar? 40-40-80-160 yapar. 160. 160 evde bunun hakkı var. 160 evinde bunda hakkı var. Bu kadar önemli komşu. Komşu komşunun külüne muhtaçtır demişler ya eskiler. El gelir sadece çeneni bağlar. Annen gelir ağlar. Komşu gelir kaldırır götürür. Tabii komşu olmazsa hiçbir şey olmaz. Zaten Allah ben sizi tek başınıza yaratmadım. Topluluklar halinde yarattım. Birbirinizle anlaşasınız, kaynaşasınız diye diyor. Komşu hakkı İslam'da önemlidir, çok önemlidir ama şehir hayatı her şeyi öldürdüğü gibi komşuluğu da öldürdü. Komşu mesela aynı apartmanda oturursunuz da pek çok insan sadece kapıdan girip çıkarken selamünaleyküm der veya onu günaydın bile demiyoruz der. Bazen. Ne tabii yazık. Bazen o bile denmez. Dolayısıyla da İslam'ın güzellikleri peyderpey ortadan kalktıkça sıkıntılar çoğalıyor. Mutemet bir komşu her şeyden önemlidir. Yani itimat edilen komşu. İtimat edilen komşu. Ben şimdi çıkıp gidiyorum. Evimi kime emanet edeceğim? Ya. Efendim kilitleyin gidin filan. Tamam kilitledim kardeşim. Okudum, üflediğim, kilitledim. Ama bir de gece bir tıkırtı olduğu zaman şöyle komşum başını uzatır bakarsa ki ben hep uyandıkça penceremi açar şöyle bir bakarım arka tarafa bahçeye. Yani bir şey var mı filan diye. Onun için de komşuluk önemlidir. Dinde önemlidir. Efendim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye etmiştir. Ve komşuluk hakkına riayet edemiyoruz. O da bir başka sıkıntımız. Bu arada medeni kanunda da var komşuluk tabii, hakkı. Evet. Yol verme, komşuya gürültü etmeme, komşunun haklarına saygı duyma hukukumuzda da var yani din dışında. Zaten ortak müşterek alanlar var ki tabii, o öyle. Alanlar yüzünden bile ne sıkıntılar yaşıyoruz biz. Bir taraftan apartman yönetimi tabii, birbirine tabii, giriyor tabii, bu yüzden. Aynen öyle. Ortak karar verebilmek bir evin içini bile zorken gece bir apartman. Affedersiniz gece 12'de hastalandınız. Şehir hayatında yaşıyoruz. Tabii anam baban kim duyacak yok, kapısını kim yok, çalacak kim yok. Kim var? Kimin kapısını çalacaksınız? Komşunuzun kapısını çalacaksınız. Gece aniden bir sıkıntınız oldu. Komşuyu uyaracaksınız. Hastalandınız. Sizi komşu taşıyacak hastaneye. Onun için komşuluk önemli. Onu bir ayrıca özel şey yapalım. Bir konuşalım. Konuşalım. Ayetiyle, hadisiyle, efendim misalleriyle onu konuşmak durumundayız. Çünkü gençler sadece kendilerinin yaşadığı hayatı görüyorlar. Böyle büyüyorlar, orta yaşlı oluyorlar. Orta yaşlı olduktan sonra da yanlarında kimse kalmıyor. Kalmıyor, evet. Komşuluk önemli. Ne yazık ki. Peki, size küçük bir şey anlatacağım. Bu yaşanmış bir gerçek. Ne yazık ki. Yani bazen insan şaşırıp kalıyor. Şimdi artık ilişkilere doğru giriyoruz Selin Hanım. Zamanında, şimdi yerini falan söylemeyeyim. Böyle benim o kadar çok şey biliyorum ki bir şey belli olur falan diye imtina ederek konuşuyorum hep. Zamanında genç bir hanım... Apartman görevlisi eşiyle, iki çocuğuyla mutlu mesut yaşıyorlar. Ve yeniden hamile kalıyor kadıncağız. Bebeğini dünyaya getirecek. Bu arada da memleketini çok özlüyor. Ara sıra da gitmek istiyor. Hep de kocasına söylüyor ama bir türlü fırsat bulamıyorlar. O hengamede mümkün olmuyor. Bir gün yeğeni memleketinden gelmek istediğini söyleyen uzaktan yeğeni ama akrabası bir kızcağız. Ben diyor ne olur İstanbul'u hiç bilmiyorum. Gelip görmek istiyorum. Mümkün mü? Sizinle kalabilir miyim? Bir hafta, iki hafta. Diyor gel madem ben bana da yardım edersin. Bu hamile halimle ev işleri şunlar bunlar iki çocuğun derdi tasası. Yani zaten apartmanın işlerinin bir kısmını ben yapıyordum. Şimdi artık kocama devrettim. Mecburen ama hala yardım ediyorum. Böyle konuşmalar oluyor. Kızı davet ediyorlar. Kız geliyor. Gerçekten de iki hafta hanımefendi çok rahat. Çünkü çoluğun çocuğun bakımını üstleniyor, evin temizliğini üstleniyor, her şey harika gidiyor. Gencecik de bir kız. O da böyle İstanbul'u görmüş oluyor. Bu arada apartman sakinleri de bu hanımı çok seviyorlar. Ara sıra evlerini alıyorlar hamilelikten önce. Hani yardımcı olarak temizliğe yardımcı oluyor. Onlar da hakkını veriyorlar tabii. Ve gerçekten kendini sevdirmiş bir hanım. Derken kayınvalidesi memlekette hastalanıyor.
Eşi diyor ki sen bir git bak. Hem memleket memleket diye ölüyordun. Hadi git bak. Bari orada hem temiz hava al hem keyif yap. Güzel güzel hamileliğinin son zamanları. Bir rahat edersin. Memleketini özledin madem. E tamam ama sen ne? E tamam diyor, bak işte bu kızcağız var bakıyor ediyor, hazır fırsat bu fırsat. Bari git rahat et. Kadıncağız gidiyor, bir hafta kalıyor. Bir hafta sonra ben diyor ki, atıyorum adını. Mehmet diyor, ben gelmek istiyorum. Yok yok diyor, sen niye geleceksin? Otur birazcık daha dur. Hazır bak hamileliğin son zamanları. Orada ye, iç, güzel güzel keyif yap. Annem de iyileşmiş madem. Biraz daha kendine bak. E tamam diyor o zaman. 15 gün geçiyor. 15 gün sonra Mehmet ben gelmek istiyorum, bana bilet al. Gelme diyor adam. Nasıl yani diyor ya? Ne demek ya, gelme? Nereye gideceğim? Ne demek gelme? Gelme diyor. Ben istemiyorum seni. Ne diyorsun sen diyor. Ben seni istemiyorum diyor. Biz burada çok mutluyuz. Biz? Biz dediği köyden gelen, ben sana yardım edeceğim diyen, iki hafta gerçekten de yardım eden, sonra da hani bu çoluk çocuk bundan bir şey olmaz denilen, bunlar meğer bir olmuşlar. Adamla ya olmaz olmaz, bak şimdi hem konu komşuyu da bir taraftan anlatacağım. Kadıncağız deli oluyor tabii. Gerçekten hani bir travma bu, hamile birisi için üstelik. Hallem ediyor, hallem ediyor, parayı toparlıyor. Memleketten kendisi geliyor. Kapının önünde kalıyor, almıyorlar eve. Bir de o getirdiği yeğen var ya, bas bas bağırıyor. Git buradan, yuvamızı bozma. Sen çok fenasın, biz çok mutluyuz sensiz. Niye geldin falan diye. O sesi çıkmayan, hani dünya iyisi dediğiniz kızcağızın şekline şema adamın da sesi çıkmıyor bu arada. Ne yapalım, ne yapalım? Bir şekilde bana ulaştılar. Ben de dedim ki Allah aşkına, konu komşu bu işe bir el atsın. Hani ben girersem bambaşka şeyler olacak. Bunun hukuksal durumu var zaten ortada. Tabii ki, tabii. Öyle bir, böyle bir şey eve sokmak istemiyorum diye olmaz. Aynen öyle. Hamile bayan her ikisini de evden uzaklaştırabilir ve hatta ceza kararı çıkartabilir. Uzaklaştırma kararına rağmen hala beyefendi eve girmeye çalışırsa. Orası oturdukları mülk çünkü. Tabii aynen öyle. Aile kira bile konutu olsa, yani orada olsa. Aile konutunun dokunulmazlığı vardır kanunda. Buradan da hanımlara tavsiye edelim. Tapuya muhakkak aile konutu şerhi koydurun, koydurmayanlar varsa. Çünkü aile konutunuzu sizden habersiz satamazlar, haciz ettiremezler, ipotek koyduramazlar. Beyler bunları yapamazlar. Tapu kimin üstüne olursa olsun mu? Tabii ki, tabii. Tapu aynen kayınvalide, öyle. Kayınpeder üstüneyse ya da başka birinin üzerineyse. Yine de aile konutu şerhi koydurabilir. Yine de aile aynen konutu şerhi koydurur. Bu çok önemli hanımlar, beyler. Bu aile, çok önemli. Aynen şey. Öyle muhakkak ve böyle bu tarz bir durum varsa sizi eve sokmama gibi hemen aile mahkemesine başvurup tedbir kararıdır bu. Bir uzaklaştırma tedbiri isteyeceksiniz. Böylelikle hem size yaklaşmamasını sağlayabilirsiniz. Hem aynı zamanda telefonla iletişim bile yasaklayabiliyor artık mahkemeler. Yani beyefendi sizi arayamaz, hakaret edemez, telefon dahi edemez bu kararı çıkartırsanız. Bir şey soracağım. Yani şu an ben programı izliyorum. Aslında böyle bir şeyim yok ama yine de bunu duydum. Acaba ben de yaptırsam mı diye düşünüyorum. Kocamın haberi olmasını istemiyorum. Mümkün mü? Tabii mümkün. Eğer kocanız tapuyu incelemeye gitmezse haberi olmaz. Ama incelemeye giderse orada karşılaşır. Benden ne istiyorlar? Evrak falan mı istiyorlar? Hayır, nüfus cüzdanınızla bir fotoğrafınızla beraber tapu müdürlüğüne gideceksiniz. Burası evinizin benim evimdir. Burada oturuyorum. Aynen diyeceğim. Öyle. Evli olduğunuz zaten nüfus cüzdanında yazıyor. İkametgah senediniz yanınızda olsun. Orada oturduğunuza dair. Bunlar da yaptırabiliyorsunuz. Peki, yani tabii ki birbirinize güvenin ama bu bilgi çok güzel bir bilgi. Biz bunu çözdük. Nasıl çözdük? Apartman kadınlar bir araya geldiler. Bu kadını dinlediler ve dediler ki bu beye, eğer sen bu olaya devam edersen seni işsiz bırakırız. Başka bir yerde de asla iş bulamazsın. Nereye gidersen senin yakanı bırakmayız. Bu böyle olmaz. Derhal durumu düzelteceksin. Vesselam kız memlekete geri döndü. Kadıncağız evine geri döndü ve çocuğunu orada dünyaya getirdi. Ama hiç olmaz olmaz dedi. Artık hiçbir şeye inanamıyorum. Olmaz olmaz dediğiniz karşınıza çıkabiliyor. Ben bir şey söyleyebilir miyim tabii burada? Ki şimdi bu kadar rezalet yapan bir adama hiçbir şekilde hesap sormadan neden yaptı, niçin yaptı, hamileyken gelen evdeki kadını hadi bıraktım o kızın cibilliyetsizliğini ama eşinin mutlak surette ikisinin evlilik terapisine gitmesi lazım. Böyle her şeyi yap, ondan sonra affedersiniz o pisliğin üzerine gel, nerede kalmıştık diye devam et. Yok böyle bir şey. Onun nedenleri, niçinleri alınmalı, görülmeli. Kadın hamile olduğu için hani mecbur olmuştur, devam ediyordur. Ancak o evlilik yarın öbür gün başka türlü mutlaka çatırdar. Mutlaka. Peki, Allah yardımcısı olsun herkesin. Telefonumuzda bir hanımefendi var ve o da hamile olduğunu söylemiş arkadaşlarımıza. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Biraz yüksek konuşun, tam duyamıyorum sizi. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Benim Selin Hanım'a bir sorum olacaktı. Buyurun efendim. Ben hamile değilim de ben doğum yaptıktan sonra hastaneden gel
gelir gelmez eşimin beni aldattığını öğrendim. Daha doğrusu telefonunda mesajlarını gördüm. Ve ben o için bir tepki veremedim. Çünkü eşimin ailesi de yanındaydı. Ve ben birkaç gün sonra eşime sorduğumda, zaten eşim halimden, hareketimden anladı, şüphelendi. Bana neler olduğunu sordu. Ben de açıkça mesajları gördüğümü söyledim. Öfkesine yenik düştü. Ummadığım tepkiler verdi. Telefonumu nasıl kalıştırırsın gibi. Ve hatta kendi annesinin ve babasının yanında üzerime yürüdü. Yani tokat falan attı. Ve ben kusura bakmayın yani. Yok, olur mu? Olur mu? Çok zor bir şey anlatıyorsunuz. Üstelik bebeğiniz... Şu an evladım 4 aylık ve ben hala olayın etkisinden kurtulamadım. Ne yapmam gerekiyor? Bir hukuki durum başladı mı? Yani bir boşanma söz konusu yani mu? Yani şöyle söyleyeyim. Eşim hani mesela o an tepkiler verdi ama mesela 4-5 saat sonra hiçbir şey olmamış gibi özür dilerim. Nasılsın, iyi misin? Hemen kendisine dönmeye başladı. Ama ben olayın hala etkisinden kurtulamadım. Numarasını değiştirdi. Numarasını değiştirmek ona göre bir çözüm oldu. Ha bak, numaramı değiştirdim, aldatmıyorum artık gibi. Telefonu gözümün önünde hani bırakıyor. Önceden böyle bir şey yoktu. Yani ben hala olayın etkisinden kurtulamadım. Ne yapmam gerekiyor? Hamileyken ve hamileliğimden önce eşime karşı çok iyi davranıyordum ben. Her şey çok mükemmeldi ama yanılmışım, mükemmel değilmiş. Ama şimdi mesela işten geldiği zaman hiçbir şekilde ona iyi davranmak istemiyorum. Çünkü aklıma o mesajlar geliyor. İnanamıyorum, ne yapmam lazım? Peki. Hatta kalın lütfen, evet, belki ben cevaplayayım. Bu çok fazla oluyor. Yani bana gelen insanların neredeyse yarısından çoğu böyle tarzda. Şimdi sizin hamileyken eşinizin bunu yapması bana göre fevkalade gaddarlık. Ben böyle bir de sinirlenip de bilmem neleri kırması, onu bunu böyle ortalıkta feveran etmesine ben hem kel hem fodul diyorum. Hem suçlu hem güçlü. Yani oradaki o sizin onu bulmanız, yakalanmış olma hissiyle bir takım böyle bağırmış, çağırmış, size haksızlığının üstüne bir haksızlık daha yapıp annesinin babasının yanında size hakaret etmiş, belki el kaldırmış. Böyle bir adam affedilmez. Bak, ben hiç kimseyi ama hiç kimseyi ayırtmam. Ayırtmamak için bütün varlığımla, benim tabirimle sineğin yağını çıkarırım, yine de ayırtmam. Ancak bu böyle bu şekilde devam ederse evladım, bak bilesin ki bu, teminki hanıma da söylediğim gibi, yapan kişi hasbelkader yapmıyor ihanet. Yavaş 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 doluyor. Bir takım şeylerin eksikliği vesaire, hep söylüyorum, tekrar söyleyeceğim. Ele geçen bir takım unsurlar var. İhanet etme raddesine gelene kadar erkek bir sürü şekilde belli ediyor sıkıldığını, yalnızlaştığını, hayatından hoşnut olmadığını, doğru veya yanlış. Bu saatlerde muhakkak ki kimisi içki içiyor, kimisi kumar oynuyor, kimisi çok para harcıyor. Kadınsa aynı şekilde hastalık hastası oluyor, temizlik hastası oluyor, çocuklarına sarıyor vesaire vesaire vesaire, bir sürü şey. Ama bütün bunların yanı sıra değişmeyen bir şey var. Erkekten bahsedelim şimdi, ihanet eden arkadaşımızın kocasından. Hı hı. O mutlaka daha evvel bir takım bir şeyler yapmıştır. Her şeyde sizi kabahatli bulmak, durmadan size böyle bir küçücük bir şey için avaz avaz bağırmalar. Tabii hamile olduğu için bazı erkekler eşlerine yaklaşamıyor. Dolayısıyla onun da verdiği açlık diyelim, açlık içinde hiç haklı değil. Ya hayır, onun bebeğini taşırken, hayır, ben hiç hak vermiyorum bunlara. Evet. Hayır, ben sadece sebep anlatıyorum. Tabii tabii, doğru. Böyle zamanlarda etraftaki mikrop gibi bazı kadınların nasıl tırmandığını görmeye başlıyor. Yani o zamana kadar hep varlar ama o görmüyor çünkü evinde mutlu. Ama ne zaman ki mutsuzluğa düşüyor, yalnızlığa düşüyor, hayatından memnun olmamaya başlıyor, hop, etrafına bakmaya başlıyor. Bakınca kadınları görüyor. Gördüğü zaman reaksiyon, her erkek değil ama %90'ı reaksiyon vererek. %90'ı. Evet. Yani bizim de davalarımızın çoğu hamilelik dönemi.
En önemli hamilelik ve ondan sonraki kadının süt verdiği sürece devam ediyor. Bu kat'i kesin, inanın ki ayrılsın demiyorum, öyle küçücük bir bebeği var ama bu kadar rezalet çıkarmış. Ne demek bakamaz? İşte burada avukat hanım kendisi de söylesin, karı koca birbirinin her şeyine bakar. Aynen. Hiç kimse bunda sen bana nasıl bakarsın, özelime bakarsın. Bakarım kardeşim, yapmayacaksın. Yaparsan da böyle yakalanırsın. Şimdi orada çocuktu, mocuktu, işte şuydu, buydu. Ne kadar iyi davranırsa davransın evladım. Bak ben de evlilik terapistiyim ama bana ulaşın diye söylemiyorum. Bu bir amme hizmeti. Yani psikolojik destek alın. Muhakkak alacaklar. Almazlarsa bu hareketlere tevessül eden adamın onu oraya gönderen sebeplerini bulamazlar. Belki hanımda da var kabahat. Ya kendini bıraktı ya hamilelik dolayısıyla sinirli oldu. Bilemiyorum. Ama neyse alttan yanan bu hadiseyi ortaya çıkaran sebepleri buluruz. Bulduğum için de söylerim, olmaz bir şey bir daha. Peki ya her şeyi affet. Ben bilmiyorum hani tabii erkek gibi düşünemesem bile hamileliktekini asla affedemiyorum. Çok yumuşak gönüllüyümdür, olabilir mi acaba diye son ana kadar bakarım ama hamile bir hanımın kalbini yakmak... Onun kutsallığına, anneliğine, ne evladına, kadınlara yapılmaz, hepsine birden böyle bir şey sanki şey gibi, yani hepimize yapılmış gibi tabii, geliyor bana. Peki çok ne diyebiliriz, geçmiş olsun diyeceğim i̇şte ama söyledim, inşallah doğru kararı verirsiniz. Erli geçti, arayı bozmadan sinirlenme, sütün kaçar. O güzel güzel diyeceksin ki arkadaş sen bana bu zamana kadar hani, idare ettim ama içimdeki ukdeyi çıkaramıyorum. Bunu buramda duruyor. Bunu nedenini, niçin, hani ölüyoruz da neden ölüyoruz bir bilelim. Bunun için gidecekler. Yardım almadan bu iş olmaz. Peki, yardım almadan olmaz ama o yardımın bir kısmını da galiba burada sizi dinleyerek biz de almış i̇şte, vermiş tamam, oluyoruz. Söylüyorum. Devamını o zaman, da daha da detaylı. Mesela ona 200 sual sormam lazım. O sıralarda bir takım şeyler değişti mi? Yani şimdi evin içine adama excuse diye söylemiyorum bunları. Ama gelseler karşıma yapacağım bu. Ne oldu? O sıralarda neydi? Kadın kendini mi bıraktı? Çok fazla kusmaları, hassızlıkları vardı. Hiçbir şekilde erkekle alakadar olamadı mı? Yani bunlar birer çok şey, detaylı sebepler, detay. Ben 200 sual sorarım benim yaptığım programlarımda. Öyle yapıyordum. Sualler geliyordu, 200 sual soruyordum. Ondan sonra olasılıkları sıralıyordum. Devam edelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Hadi. Alo. Duyuyorum sizi, dinliyoruz hepimiz. İyi akşamlar. Buyurun. İyi akşamlar tekrar. Ben 15 senelik evliyim. 15 senelik. Hı hı. 15 senelik evliyim. İki tane oğlum var. Biri 16 senelik evliyim. Biri 15 yaşında, biri 13 yaşında. Allah bağışlasın. Sağ olun. Eşimle bir karar aldık. Ayrılıyoruz. Ayrılmamızın sebebi de bir başka kadın var. Bu kadından çocuğu olacak. Ay sefalet. Ya. Dolayısıyla da ben bunu kabul edemedim. Kabul edemeyince de çocukların bu durumu bilmiyorlar. Korkuyorum. Onları psikolojilerin bozulmasından korkuyorum. Çünkü babalarına çok düşkünler. Yardım istiyorum. Nasıl anlatabilirim? Nasıl aktarabilirim bunu? Bu durumda biz olsak ne yap? Siz olsaydınız ne yapardınız? Ayrılmadan evvel bir evlilik terapistine gidin. Belki bunca zaman içinde çocukları bu kadar seviyor, demek ki onlarla arası iyi. Böyle bir talihsizlik, böyle bir aptallık yapmış olabilir. Yani başka bir kadına gitmek, ondan çocuk yapmak vesaire, bunlar olacak iş değil. Ama bilerek yapan mi yaptı çok acaba? Var. Ha? Bilerek mi yaptı acaba? İşte hani... onu anlatacağım. Gitmeli evvela bu iki tane çocuk. Tam da büyüme çağındalar. Bunlar sizin ayrılmanızdan fevkalade etkilenirler. Fevkalade. Normalden daha çok etkilenirler. Bence hiç olmazsa bu iki çocuğun 18 yaşına, 20 yaşına gelmesi ve bir üniversiteye başlaması, benim tabirimle nehrin öbür tarafına geçmesini beklemeniz lazım. Ondan sonra istiyorsanız ayrılın. Çünkü bir erkek... durduğu yerde hem de karısını severken asla ve asla ihanet etmiyor. Ne derseniz deyin. Çok mücbir sebepler olur. Onları da zaman içinde hep anlatacağız. O zamanlar işte böyle gelip geçici etrafına bakarken birisi ona böyle kancayı takıveriyor. O da
evdeki boşluğu onunla doldurduğunu zannediyor. Kadınların birçoğu şu sıralar maalesef hamile kalınca böyle yasak ilişkilerden aldırmıyor çocuğunu. Zorla yakasına basıp da aldırtamıyorsun. Eskiden ayıptı, günahtı, oydu buydu korkarlardı, aile kıyamet koparırdı. Maşallah şimdi sen sağ ben selamet aldırmıyor. Aldırmayınca evlenmek de mecbur koymuyor. Zaten doğurduğu zaman onun çocuğu olduğu için... Hayır, onun annenin şeyini anlatıyorum, kadının mantığını, yani mantığını. Nasıl ömür boyu aylık gelir alıyor, sen sağ ben selamet. Olan şu andaki hanımefendinin çocukların yaşındakiler... En tehlikeli çağda iki tane oğlan dedi, yani imkanı yok, ben olsam evvela bir aile terapistine giderim. Diyelim ki gitmediniz, eşiniz size dedi ki ben seni sevmiyorum, onun için aldattım, ben bu kadınla evleneceğim. O zaman evet, anlıyoruz öyle. Ki, öyle mi diyor? Dedi. Evet, evet. Tamam, zaten. O zaman evlenmek isteyen, yani karısını boşamak isteyen erkek genelde yeni kadına aşık olunca karısını boşuyor. Aşık olmadan erkekler boşamıyor. İster çocuk yapsın, ne yaparsa yapsın. Burada bu durumda bu adamın yaptığı densizliği sizin yerinizde olsam bir şekilde beklemeye alırım. Hemen ayrılmak yok. 15 demek işte 3 sene. Küçük kaç yaşında demiştiniz? 14 mü? 13? 13-16. Tamam. Tamam. Yani bir 3-4 sene erteleyin bunu. Ama bu böyle yeni çocuk gelecek, bir kadına gidecek, bir size gelecek, çok büyük sıkıntı. Çocuğu da mutlak surette çocuklarla beraber bir aile terapisine gidilecek. Ayrılma üzerine karar verilirse, adam illa da billa ayrılıyorum derse, ayrılma canım. İşte avukat hanımın yanında söylemesi ayıp bunları ama bana göre git ayırmayacaksınız. Diyeceksiniz ki ben kocamı çok seviyorum, ayrılmayı istemiyorum. Kim açarsa açsın şeyi, ayrılma şeysini, davasını. Ondan sonra ne oluyor? Ağzıyla kuş tutsa 3 sene ayrılamıyor adam. Bu onu soracaktım. Bir de burada, hiçbir teması yoksa. Üçüncü hanımlara da bir mesaj vermek lazım. Tamam. Bu sene bir karar çıktı gazetelerde. Dikkatini çekenleri okumuştur muhakkak ama bilmeyenler için. Bu öteki hanımlar dediğimiz evlilik dışı evli erkekle beraber olanlara eğer onun sebebiyle evlilik bittiyse eş dava açabiliyor. Evet. Ve bu şekilde alınmış tazminatlar var diğer evet. kadınlardan. O yüzden evli bir erkekle beraber olurken biraz bunları da düşünmeleri lazım. Yani zaten olmayı mümkünse yani bilmiyorlar tabii. Onların da bir kısmı onlar da geliyor i̇şte bana. Bak, yani kendi başlarına da bu şekilde bela ağırlar tazminat ödemek zorunda kalırlar. Çünkü bir insanın yuvasını yıkmak hem o kişinin hem de varsa çocukların kişilik haklarına büyük bir saldırıdır. Evet, bu şekilde evet. evli olduğunu bile bile onunla beraber olarak. Ve her halükarda senin bildiğin için ekliyorum hı-hı, sadece. 3 senenin sonunda yeniden dava açıyorsun. O davanın sonuçlanması osu busu 4 sene. İşte şimdi bu çocuklar anne baba ayrılmasa da ki adam evini taşımadığı sürece yine evine gelecek çocuklar seviyor vesaire. İşte saklamayın ama babalarını kaybetmiyorlar. Anne baba ayrılmamış gördükleri için pek yani idare edebiliyor. Bakarsınız çocuklara da bir sonra belki bir gençlik pedagoguna bir pedagog lazım. Pedagogla. 18'ine kadar çocuklara Perşembe günü bakılıyor. Pedagogumuz geliyor bu arada. Çocuklarla ilgili pek çok sorunu onunla evet. konuşmuş olacağız. O pedagog on çocuklara ne nasıl anlatacağınızı anlatabilir. Yani aile terapisti de anlatır da ben hani icap ederse çocukta bir takım böyle huysuzluklar, okuldan kaçmalar atıyorum. O bu şey gibi çok acıklı şeyler olabiliyor. Pedagog önden size nasıl davranacağını bilhassa o kusura bakmayın kocanıza son derece sinirlendim. O beyefendi biraz aklını başına getirir. İnşallah. İnşallah. Peki efendim bir telefonumuz daha var. Hocam siz ne yazıp çiziyorsunuz orada merak ettim. Yazıyorum çiziyorum da öyle duruyor kalıyor. Şimdi vallahi, yani %90 erkekler, %90 erkekler kabahatli ise yani hanımlar sütten çıkmış ak kaşık mı Allah hayır, aşkına? Değil. Hanım hayır. Hanım yüz vermeden hiçbir erkek bir başka hanıma gidemez bir. İki, evdeki hocam. Hanım hanımsa, bu hanımefendiye katılıyorum, evdeki hanım hanımsa, efendim, o erkek dışarıya yayılmaz. İki, azıcık da din diyanet deyin Allah aşkına ya, azıcık da demez din diyanet hocam. Deyin. Ya. Şimdi siz onu söyleyeceksiniz, Allah korkusu olan böyle şeyleri yapar mı? Gıybet dediğimiz şey, gıybet dediğimiz,
Ha ben gördüm, şöyle işaretleşiyordu ben. Şimdi mesaj geldi telefonuna adamın. Bu mesajla birlikte aldatma başladı. Peki bu kadın bu erkekle beraber oldu mu, olmadı? Telefonumu değiştirdim diyor adam. Yani insan hata yapamaz mı? Allah kulum tövbe istiğfar ederse o tövbeyi kabul ederim diyor. Peki adam bir hata yapmışsa, ondan sonra da hemen dönüvermiş ise bunu affetmek uygun değil mi? Ben hala şey değilim. Kadın istemezse olmaz kısmında. Nasıl? Erkekler yalan söylüyorlar hocam. Yani kadınlar yalan söylemiyor, erkekler mi söylüyor? Şöyle, böyle durumlarda. Ben hanımları müdafaa kadını... etmiyorsun filan diye bir adım çıkmış benim burada, öyle değil. Ben doğru bildiğim şeyi yok, söylemekle mükellefim. Elbette. Yalan eğer yalansa kadını da söylüyor, erkeği de söylüyor. Şey dediniz ya başta, evet. Kadın istemezse bu işler hiç çok zor. Olmaz. Ama şöyle çok bir durum var. Değil. Hiçbir erkek de ben evliyim, aslında evliliğinde mutluyum, çapkınlık içinde senin peşine koşuyorum diye gelmiyor ki. Muhtemelen onlar da ama bak, ne diyorum? Ben karımı... Yani benim için artık bitti kardeşim niyetine. Zahide. Gelmiyorum, görmüyorum, dokunmuyorum. Zaten ayrılacak. Zaten kardeşim niyetine derse adam, adamın nikahı tehlikeye girer ya. Öyle kolay iş değil o Allah aşkına. Onu da bilelim tabii, o zaman. He. Yani sen benim kardeşim gibisin, anam gibisin derse... Hanıma söylemiyor, öbür bitti. Hanıma söylüyor. Ha, öbür hanıma söylerken içindeki niyeti o adam. Hanımım benim karım değil artık. Kardeşim gibidir demek öyle kolay iş değildir. Onunla birlikte nikahı tehlikeye düşer adamın. Olur mu öyle şey? Dine, tabii dinen sakıncalıdır bu kelime. Şimdi burada bir doğru var. Nedir o doğru? Din, diyanet piyasada yoksa kadın da aldatır, erkek de aldatır. Geç onu. Kadın da yalan söylüyor, erkek de yalan ne söylüyor. İkisi de yalan söylüyor. Tek taraflı olur ise anlaşmak biraz daha kolaydır değil mi? Ama çift taraflı olursa anlaşmak zordur. Bu arada pişman olan, evlendiğini öğrendikten sonra çok ayrılan kadın var. Sen beni aldattın, bana yalan söyledin. Şimdi bu yalanı söylüyorsan benimle beraberken daha ne yalanlar? Sen karını aldattın, evet benimle ama ileride beni de aldatırsın deyip arkasına dönüp bakmadan giden kadınlar bak da var. Şimdi, ama ben hiç görmedim böyle kadını. Hemen sarılıyorlar. Ne olursa bakın olsun. Şimdi bir telefonumuz var. Ne olur, hemen iki kelime. Buyurun. Bir defasında peygamberimize mümin korkak olur mu diye soruldu. Korkak. Olabilir buyurdu peygamberimiz. Korkabilir adam. Mümin cimri olur mu dediler. Olabilir dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin yalan söyler mi dediler. Söyler mi deyince hayır, mümin asla yalan söylemez dedi. Çünkü yalanla iman bir arada durmaz. Azıcık imanı olan adam, adam gibi imanı var ise, öyle danga dunga değil. Adam gibi imanı varsa azıcık imanı olan adam beni Allah görüyor der, o işi yapmaz. Namaz yok, niyaz yok, oruç yok, efendim abdest yok, kusul yok, şu yok, bu yok. Ondan sonra aldattı. Nasıl olacak bu iş? Birazcık da bir din sınırı var. Ona da azıcık riayet etmemiz lazım. Allah korkusu. Ya işte hanımefendi dedi ya, 30 senedir, 33 senedir evliyiz. Yani ben aynı sözümdeyim, sabitim. Çarşıya, pazara giderken iki diren bir çekirdek olan bizim hanım kızlarımız, hanımlarımız... Evde sarımsak kokan efendim mutfak elbisesiyle karşılıyorsa Allah aşkına o adam gider dışarıya ya. Evet. Sabahtan doğru. Akşama kadar bak, sabahtan akşama kadar cicili bicili hanımlarla beraber olmuş bey, cicili bicili. Akşam eve geliyor, hanımın saçı bir tarafta, başı Allah, bir tarafta. Doğru. Allah aşkına azıcık bakım olsunlar onlar da canım, Allah Allah. Vallahi cicili, bu neyine cicili gidiyor dışarıdaki adam, neyine gidiyor dışarıdaki adam? Bir ahlaksız adamı gördüm ben de, baktım böyle. Dedim ki lan 40 sene bekar kalsam böyle bir kadınla evlenmem. Neyini buldun lan bunun dedim. Sinirlendim. Bana bir sofra düzenledi hocam dedi. Yani bir sofraya teslim olmuş adam ya. Ötesini git hesabını yap ya Allah aşkına. Bak cidden can buradan da çıkıyor giriyor ama erkeğin kalbine yani, giden yol boğazdan. Biz birazcık da şöyle dönüp kendimize bakalım. Allah %90 erkekler suçlu. İyi tamam, kabul ettik arkadaşlar. Yok hocam. Yani ama burada suçlu şey aramıyoruz. Ama derdimiz o kadar Zahide çok Hanım, ki. Zahide Hanım biz anlaşma sırdaşız, yapmışız. Dostuz. Hem dini hem dünyevi nikah kıymışız. Tabii. Anlaşma yapmışız. Çoluk çocuğumuz olmuş. Aynı yatakta yatmışız, birbirimize namus sözü vermişiz. Bu namus sözünü muhafaza ederken çimentomuz dindir, din. Çimento dindir. Din yoksa
Her türlü iş olur. O aşkı da zaten yüreğimize, kalbimize koyan kim? Tabii. Hak Teala değil mi bu aşkı buraya koyan? Ya Allah vermedi mi o sevgiyi? Ben tabii. Hiçbir yere sığmam. Kulumun kalbine sığarım diyor Allah. Allah kulunun kalbine sığdığı gibi eşler de birbirlerinin kalbine sığınıyor. Ama işte bazen sığınamıyoruz. 10 gün sonra boşanacak olan bir hanımefendi telefon attığımızdaymış. Merhaba efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar Zahide abla, nasılsın? Vallahi iyi olmaya çalışıyoruz ama derdimiz hiç bitmiyor anladığım kadarıyla. Ben doğru mu söyledim? 10 gün sonra boşanma davanız var herhalde. Evet, doğru Zahide abla. Ben 3 yıllık evliyim. 17 aylık bir kız çocuğum var. 17 aylık ikiz çocuğunuz var. Bir kız çocuğum var. Siz Facebook'a mesaj yazanlardan birisi misiniz? Okumuştum böyle bir mesaj. Neyse sıkıntı yok. Buyurun. Hayır. Bazen orada telefon numarası veriliyor. Ben de arkadaşlarıma diyorum ki eğer arzu ederlerse canlı yayına bağlanamadık diyorlar. Lütfen bağlayın diyorum. Derdimizi paylaşmak istiyoruz diyenler için öyle zannettim. Buyurun efendim. 17 aylık bir kız çocuğum var. 3 yıllık evliyim. Bizim evliliğimiz girdiğimiz bir hata üzerine oldu. Yani bir ilişki sonucu gerçekleşti. İkimizin kafasında evlilik yokken. Anlayamadım. Çok özür diliyorum. Tam anlamadım. Bizim evliliğimiz bir gece bir hata üzerine oldu. Yani birliktelik yaşadınız ve sonrasında evlendiniz. Evet, öyle oldu. Ben eşimin üçüncü eşiyim. Daha önce çocukları var mı diğer eşlerden? Hayır, bir tek benden var. Bir tek sizden var. Bir tek benden var ve şu an hayatında evli bir bayanla görüşüyor, beni aldatıyor. Ve bu benden önce yani 5 senedir olan bir birlikteliğiymiş. Peki madem böyle bir hanımla berabermiş de ne diye sizin kanınıza girmiş diyeceğim de yani o... Bana, vurmuştan bana Zahide abla bana bu insanı ablam diye tanıştırdı. Yani hiç yüz yüze denk gelmedim ama sürekli telefonla görüşüyorlardı. Yani olayı legal kılmak için ablam dedi size. Peki evet. Siz nasıl anladınız abla olmadığını? Nasıl anladım? En sonunda benim yanımda kadına mesaj çekti. Biz bunun yüzden sürekli kavga ediyorduk. Mesaj çekti. Abla bir daha görüşmeyelim. Ailenin huzurum kaçıyor diye. Bu kadın da tamam deyip bir daha aramadı bunu. Ne hikmetse Allah'ın verdiği bir şey herhalde. Numarası 6 ay sonra tekrar aklımda kalmış. Tekrar telefonumda gördüm. Ben aradım bu sefer. Neden hala kocamı arıyorsun? Utanmıyor musun diye. Bu insan da benim gibi Mardinli. O da bana dedi ki ben görüşmek istemiyorum. Kendisi durmadan beni arıyor. Benle dertleşmek, konuşmak istiyormuş. Seni sürekli bana kötülüyor. Ben sevmeyerek evlendim. İstemeyerek çocuğum oldu. Çocuk için katlanıyorum diye. Sürekli bunlardan bahsediyor bana dedi. Bir daha ararsa kocama eşime söyleyeceğim. Söz veriyorum sana. Numaramı da değiştireceğim dedi. Biz ne zaman bu boşanma ayrılık noktasına geldik? Ailemin evinde 2 ay kaldım. Tabii o 2 ay içinde aralıklı eve gidip gelmeye başladım ben arada bir. Telefonunu bir gün şifre koymuş tabii güvenlik kodu. Tekrar ben yakaladım. Bunun ona gönderdiği aşkımlı mesajları, onun buna gönderdiği aşkımlı mesajları. Evet, bitti tekrar, derken yeniden başladığına şahit. Evet. Peki. Tekrar kadını aradım. Neden böyle bir şey yapıyorsun hala dedim. Utanmıyor musun? İnan dedi bizimki dostane başka bir şey değil dedi. Hani arıyor, dertleşiyor, konuşuyor benimle. İşte boşanıyorum. Ben de diyorum ki boşanma. Günah bak bir kız çocuğum var. Peki. İşte senin namına bir sürü Kur'an-ı Kerimlere yemin etti. Bir sürü yeminler etti Zahide abla. En sonunda ben dedim ki bilmiyorum artık kadın hislerim dersiniz bilmiyorum ama onların harbi gerçekten görüştüklerine kadının korktuğunu kocasına söylerim eşini konuşurum diye. Bir de karşı taraf evli. Evli. Sen ne cesaretle. Yani bir de diğer tarafta bir adam var yani. Tabii. Ama şöyle bir şey söylemek durumundayım. Buyurun. Hani yemin etti diyor ya Kur'anlar üzerine. O kadar da kolay Kur'anlar yemin ediliyor. Kur'anlar üzerine yemin eden adam Kur'an'ın kutsiyetine inanarak Kur'an'ın üzerine yemin ederse o Kur'an o adamı çarpar. Doğrudur. Kur'an'ın üzerine yemin eden adam gerçekten Kur'an'a inanmışsa o Kur'an onu çarpar. Adam, İnanmadan istediğin kadar yemin et canım Allah Allah. Hani bize derler ya sağ ayağımı kaldırdım, sol ayağımı kaldırdım filan. İçimde aslında benim niyetim yok. Ya ben Kur'an-ı Kerim getirdin haşa önüme koydun. Ben içimden niyet ettim. Ben bunu yapmayacağım ama burada mecburum dedim. Elimi koydum üzerine. Yemin mi bu Allah aşkına?
Ha, onun için yani Kur'an'ı zaten da alet et. Yakalamış tabii yani Kur'an'ı o yemin... da alet etmeme. Şimdi gıybet diyoruz ya bak bir şey söyledi bak. Bir tek bir şey vereyim. Hazreti Ayşe validemiz peygamberimizin hanımı idi malum. Ve alime bir sahabiydi. Yani peygamberimizden 2000'in üzerinde hadis rivayet eden alim bir hanımefendiydi. Şimdi bir kısa boylu hanım geliyor peygamberimize sık sık sorular soruyor. Hanımlar arasında bu konu oldu. Ya ne dindar kadın ki geliyor hep peygambere soruyor dediler. Bir, üç, beş efendim. Bir gün Hazreti Ayşe dedi ki ya Allah aşkına bunun boyunun kısalığından başka neyi var dedi ya. Ne methedip duruyorsunuz bu kadını dedi. Bu söz peygamberimize ulaştı. Peygamberimiz sordu ya Ayşe senin için böyle söylüyorlar. Bu kadın hakkında böyle bir şey dedin mi? Dedim ya Muhammed boyunun kısalığından başka neyi var bu kadının dedi ya. Bunu anlatıp dururlar bu hanımlar filan. Cenab-ı Peygamber öyle bir söz söylemişin ki bunu denize atsaydık denizde ne kadar su varsa hepsini bulandırırdı dedi. İmanı olan adam, imanı olan kadın bu sözü düşünürse öyle kolay mıdır o Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etmek Allah aşkına ya? Oyuncak yaptılar her şeyi. Oyuncak yapınca böyle olur tabii. Tabii evet. Haşa Allah korusun. Bu bir örnek tabii ama yaşanmışlığı da var. Yaşanmışlığı peki efendim. Yani ben son sözü Selin Hanım'a vereyim. Siz telefonunuzu kapatın rahat rahat dinleyin. Şimdiden en doğru kararı vereceğinizi düşünüyorum. Ama bu kararın kapatmasan artık... Kapatmasan iki satır bir şey sorayım. Tabii ki buyurun. Şu anda ne durumda? Kısaca söyle canım bana. Ayrı mısınız yoksa aynen devam ediyor mu? Ses gelmiyor. Bizimle misiniz? Hayır değil herhalde. Peki. Kapat dediniz ya. Peki. Şimdi bu böyle yani alışmış kudurmuştan beter. Bu adam... Bu hanım cevap vermesin bir başkasına gidecek. Zaten o kadınla 5 seneden beri konuşurken 2. senesinde bu kadınla evlenmiş. Bir de üstüne çocuk yapmış. Yani bu kadar sorumsuzluğu izahını yapamıyorum. Bunun karşısında yapılacak şey böyle bir adamla alıp düşüneceksin kendine. Böyle yalancı, beni sevmeyen, ben burada hem bana çocuk yapıyor hem benimle evli kalıyor hem bana durmadan böyle taktırıyor. Böyle bir adamla evlenmek ister mi? Yani devam edeyim mi etmeyeyim mi diye. Tamam çocuk var buna inanıyorum. Ama bu eğer evde kavga çıkarıyorsa bu kadın devamlı surette böyle her dakika şey üstünde duruyorsa. Diken ay, üstünde tabii böyle ki, diken üstünde, yaşlandırır mı adamı yani insanı? Yani böyle. Bu şekilde olursa ne çocuğuna faydası olur ne kendisi sinir hastası olur şu olur bu olur. Yine aynı şeyi söylüyorum. Bir evlilik terapiste gidecek. Bu adam, bakın, iki şeye ben bana gelenlere yardımcı olamam. Biri, taraflardan birinde sevgi yoksa, kalbe sevgi ekemem. Veya taraflardan biri... Yani aklına layık değilse... yardım edemem. Evet, orada bir bunun haricindeki normal insanlara... aralarındaki ufak tefek şeyler dolayısıyla ayrılma durumlarına gelirse %1500 kurtarırım. Çünkü orada çocuğa acırım ben. Ne anneye acırım ne babaya. İnşallah, inşallah. Onun için bu çocuğa benim demeyesi işte 2-3 şey soracaktım. Yani teferruat birazcık alsam, bir 2-3 dakika konuşabilsem burada ben hemen efendi, söylerdim. Telefonumda değil o yüzden sorduramıyoruz ama tamam. Zaten aşağı yukarı herhalde. Bir giriş yapmış olduk. Peki erkekte telefonumuz sevgi daha var. Yok. O çok önemli. Sevgi yoksa yapabileceğimiz koyamayız. Bir şey. %50 kurtulur evlilik. Peki kayınvalidesiyle birlikte yaşayan ve bu yüzden eşinden ayrılmak üzere olduğunu söyleyen bir izleyicimiz varmış hatta. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Zayda Hanım. İyi programlar. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ne zamandır kayınvalidenizle beraber yaşıyorsunuz? Biz kayınvalidemle alt üst yaşıyoruz. Yani aynı evde. Aynı evde kapılarımız ayrı. Kapılarımız ayrı fakat tabii yaşam tarzı olarak birlikte yaşıyoruz. Birçok şeyi birlikte paylaşmak durumunda kalıyoruz. Ben kısaca şu şekilde özetleyeyim. Bir sene önce doğum yaptım. Doğum sendromu geçirdim. Nohusalık sendromu. Eşim ve ailesi tarafından buna inanılmadı. Kötü muamelere maruz kaldım. Bunun sonucunda ailem bana sahip çıkıp tedavimi ettirdi. Keza ailemle 4 ay kadar birlikte kaldım. Daha sonra bıktılar bizi. Eve geldim. Yaklaşık 6 aydır. Bir dakika çok özür diliyorum. Bir dakika seste bir sıkıntı oldu. Eve geldi. Eve geldiniz. Evet. Eve geldim. Şu şekilde sorunlar oldu. Başka sorunlar mı oldu? Evet. Eşim tarafından sürekli bir hırpalanma, rencide edilme, en küçük şeyleri bahane ederek kavga çıkarılma oldu.
Ben 6 aydır yani elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Son olarak da eşimle bu eskiye dönük yine mevzular açılıp tartışmamız oldu. Ben artık hani ayrılmak istediğimi söyledim. Ailem bu konuda bana son derece destek. Onlar boşanma taraftarı. Eşim de sonuç olarak hani ne yaparsan yap artık dedi. Ben ne yapmam gerektiğini açıkçası bilmiyorum. Bugün avukata da gittim, danıştım. Ondan da bilgiler aldım. Fakat bir çocuğum var. Hani çocuğum için evliliğimi de açıkçası götürmek istiyorum ama eşimin bu aileme karşı olan kini, öfkesini de nasıl son bulacak onu bilmiyorum. İnanılmaz kinli öfke. Yani benim ailem bana yardım etti, iyileştirdi, çocuğumuza baktı. Eşim ise ailem tarafından alıkonulduğumu düşündü. O şekilde artık şimdi nasıl bir şekilde... Sizin ailesine düşman olmuş çocuk. Evet, yani iki aile arasında inanılmaz bir husumet oldu. Peki bunun kayınvalideyle ne alakası var? Yoksa bu hadise böyle mi? Burada ben bir kayınvalidenin bir dahiliyle görmüyorum. Yani kayınvaliden beni birkaç kere evden kovdu. Yani onun annesine gitmiş kayınvalide. Tabii o da yani, diğer taraf kızınızı alın gidin denmiş olabilir bu durumda. Diğer tarafta verin kızımızı bizim saklayacak sakınacak bir şeyimiz yok. Ama işte evet, yani bu ikisinin gelmiştim. Arasında olması gereken bir hadise. Aileler anneler, demiş. Babalar, oydu buydu laflar, sözler bu hadiseyi daha kötüye götürüyor. Bence çocuğum evet. Bak birimiz acıdığı zaman doktora gidiyoruz değil mi? Hani devam eden şeyler. Bu kocanın kurtulma ümidi biraz zor. Neden? Neden? İdare et diyeceğim. Seni sana hakaret ediyor. Yerle bir ediyor. Senin hayatının huzurunu, her şeyini bozuyor. Bu tarzda 17 aylık çocuk emziriyorsan sütün dolayısıyla sinirli olacak. Çocuk önünde kavgalar, dövüşler gördükçe ruhsal hayatı etkilenecek. Ben diyorum ki yine de bir yardım alın. Nasıl hastalandığımızda doktora gidiyoruz bu işin de hastalık doktoru diyelim, doktor değiliz ama tabii yardım alsınlar ama hazır bizi aramışken şunu merak ediyorum. Siz evinizi değiştirme şansına sahip misiniz? Yani evet, kendi evimiz var ama eşimin ailesi tarafından evimize gitmemiz engelleniyor. Eşim de bu konuda hemfikir oluyor, yani ailesini dinliyor. Kendi evimiz var, durumumuz da var. Kendi evimiz kirada şu anda, kiracılarımız var. Yani çıkarsanız oraya oturabileceksiniz. Şöyle evet, bir şey geliyor nacizane aklıma. Acaba hani bütün bu engelmenin dışında çoluğunuzla çocuğunuzla bir yalnız kalabilseniz acaba orada ama birbirinizi adam bulabilir misiniz? Ama adam kötü davranıyormuş. Yani bu çok kötü, önemli bir konu. Anne ile babanın hadiseye karışması ayrı. Lüzumsuz yere işi daha kötüye onlardan geçiyor. Onlardan mı güç alıyor acaba hanımına böyle davranıyor? Yok, yalnız da olsa bu sefer yine denesin tabii. Eğer ama aile bırakmıyormuş zaten o eve gidemezsin diye. Yalnız, pardon Selin Hanım, sözünüzü kestim ama yani şu şekilde eşim benim aileme hakaret ediyor. Yani bana hakaret etmiyor, şunun da farkında değil. Yani aileme hakaret ederken benim kırılıp üzülebileceğim, ben onu birçok kez söylememe rağmen. Ne yaptı senin annen baban? Sadece yardım i̇şte etti. İşte ona sahip çıktılar. Yani, oysa bıraksalardı evet. Kocasının yanında onun mahkumiyeti altında devam tabii, etseydi. Tabii olmaz, tabii iyi etmişsin. Bilakis teşekkür etsin ki evliliğini şu ana kadar getirdiler. Seni zor durumda bırakmadılar yani. Daha da kötü şeyler olacaktı. Annene babana hürmet etmesi lazım. Kavgalarda anneye babaya sana bir şeyler söylüyorsa diye söylüyorum. O zaman bu evliliğe biraz şey diye bakıyorum. Yani eğer bir hal çaresi bulmak üzere bu işte bir taraf olan bir psikolojik danışmana gitmezsen samimi söylüyorum işin içinden çıkamazsınız. Peki. Evet. Ya ben eşime söyledim evlilik terapisine gidelim dedim ama eşim hani benimle dalga geçti. Tabii böyle dalga geçerken bir gün bir bakacak ayrılmış. O bebek ne olacak? Sen de evlenirsin, o da evlenir. O çocuk ne olacak? Ya, bir buçuk yaşına gelmiş. Her şeyi anlıyor. Çocuğun huzurunu bozmaya ne hakla i̇ki karışır yani? Kavgası, i̇ki dünürün kavgası tabii diyor bak hocam. İki dünürün kavgası ya. Ne onların belki de ben birbirlerine... zaten bu dünür kavgalarına fevkalade karşıyım. Hiç kimse kimsenin evliliğinin arasına giremez. Karı koca yarın öbür gün beraber yatarlar, kalkarlar, sen ben derken hiçbir şeyleri kalmaz. Da. Ama işte burada annesinin de dediği gibi etkisini altında, öteki tarafın yardımını istemiyor demek ki oğlan tarafı. Ne demek yani? Annesi babası ne yapsın? Kız geleceğim diyorsa, hayır gelme git kocanın yanında mı otur diyeceksin. Tabii bazı sana... insanlar var, en çok kızdığım. Bu evden düğün şeyle bilmem neyle çıktın. Tabii kefenle geri gidersin. Kefenle geri gidersin. Çocuğunu gebertir mi öyle kadınları, anneleri baba? Bu anne baba mı? Tabii git orada seni öldürsün. Evladına yani kadın olsun erkek ama olsun. Ama iki gün sonra geri gelirse ne olacak?
Hayır, o yüz vermek anlamında değil. Yani hani tabii ki her zor durumda çık gel bana değil ama yani sen benim canımsın, ciğerimsin, evladımsın, namusumsun, benim her şeyimsin. Ne benim evladım yani, olsa ben onu evlendirsem sonuna kadar sahip çıkarım ama akıl veririm. Hani benim gücümle orada onları ahırlasın değil. Akıllı bir şekilde üstürüp olurum ama bunlar da böyle olmuyor tabii. Yaşanınca bambaşka şeyler. Muhakkak, umarım muhakkak doğru kararı verirsin. Kocası kabul etmiyor tabii. Evlilik terapisine gitse bütün foyaları çıkacak ortaya. Her şeyi görürüz. Dur öyle gitti, gözünü korkutmayalım şimdi. 15 dakika sonra buradan gelir arkasına okurum. Adam gelir mi karşıma? Gelmez. Öyle demeyin. Öyle demeyin Durcu. Gelmiyor. O zaman hiç korkacaklar. Ondan korkanlar da var, evet. Ama o sizde kalıyor sonuçta yani. Ama profesyonel evladım, bir durum bu. Bunu %100 bil hakkın halletmenin yolu neden, niçin, nasılları araştırmak. Yoksa o söylemiş, bu yapmış, buraya gitmiş, bunu etmiş. Bunlar o alttan ayrıntı kaynayan tabii şeyin neticeleri. Hakkak bir bilene sormak gerekiyor. Allah yardımcınız olsun. Çok genç geliyor sesiniz. Yolunuz uzun belli ki ama diliyorum o yolda sevdiğiniz adamla beraber uzun bir ömür bekliyordur sizi, evladınızı da. Çok teşekkür ediyorum. Az önce Facebook'ta mesajlara bakarken bir şey okudum. Ya biz bunu hiç konuşmadık dedim. Şimdi bir beyefendi gelip kendisi itiraf etmiş hanıma. Gece yatarken bana, sana bir şey söyleyeceğim, ben dayanamıyorum, içime dert oldu demiş, itiraf etmiş. Zahide abla, bu durumda ne yapayım, hani ben yakalamadım, görmedim, karıştırmadım ama kendisi geldi bana söyledi. Ama bunu söylerken de beni çok sevdiğini ve asla ayrılmak istemediğini de söyledi diyor. Tamam, çok güzel. İşte bu böyle bir sebepten ayrılmamak gerekiyor. Teminden beri söylediğimiz, hani kazara olmuş, bir boşluk anında ya da arkadaşlarının şeyine uğramış, mesela böyle iş seyahatlerine gidenler birbirlerine yani bir şeyler yapmaya çabalıyorlar oralarda, dışarılarda. O vakitte yapmam ben, ya ben böyle şey istemiyorum, ben karımı seviyorum diyenlere vay karı köylü falan diye böyle alaylar ediyorlar, şakalar yapıyorlar. Bazen, her erkek değil, bazıları şeytana uyuyor, bir gecelik karımın haberi olması da olur diyor. Ama geldiği zaman o karısının masumiyeti, temizliği, onu gördüğü zamanki o keyfini görünce içine sinmiyor. İçten bu içe. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Ama söyleyerek kendisi rahatlarken karşı tarafı mahvediyor. Çünkü hiçbir kadın durup dururken vay nasıl yaparsın demeye başlıyor. Ondan sonra da sinir hastası oluyor. Her şeyden şüpheleniyor. Vay şimdi gitti, bir yere mi gitti? Acaba birisiyle mi çıktı? Dur bakayım ne yaptı? Nerede kaldı? Niçin gelmedin falan gibi laflara girmeye gerek yok. Böyle vakalarda ne olursa olsun hep söylüyorum, yine de söylüyorum. Nasıl doktor bey ne dedi? Çocuk doktoruna değil, direkt şeye gideceksiniz. Alerji uzmanına. Bunun da karşılığı ne olursa olsun illa özel bir şeye gitmeyecek. Aile terapisi yapan hastanelere gidin, devlet hastanesine. Devlet hastanesine gittiğimiz zaman ücretsiz olarak aile terapisinden faydalanabiliyor muyuz? Tabii SSK'sı varsa çok ücretsiz, yoksa bile çok ufak paralarla giriyor. Yani bir doktor 250 lirası atıyorum, burası 40 lira, belki 20 lira, bilmiyorum. Ama muhakkak el konulması gereken bir durumdur. Öyle ya da böyle başlıyor, şey değişiyor, yani denge geçiyor, gidiyor. Kadın geliyor, iki gözü iki çeşme, ayrılacağım falan. Bunlar en kolay vakalar bana gelen. Tabii ki sevgi varsa asla ayırtmıyorum, asla. Ondan sonra biraz arıyoruz. Dünyalarına bakıyoruz, çocukluğuna bakıyoruz, evliliklerinin nerelerde aksadığını konuşmayla, karşılıklı konuşarak, tek tek konuşuyorum, beraber alıp eş konuşuyorum. Eş gelmezse de şansları var mı? Olmaz. Tek taraflı eş kadın ya da tek taraflı adam gelip, yani diğeri yoksa. Yani gelebiliyorlar bana, tek taraflı geldiği zaman normalde evlilik terapisi 4 seans. Tek bir kişi geldi, diyelim ki çoğu gelmiyor erkeklerin. Fef diyor, el alemin kadınına ne anlatacağım ben? Ben kendim, biz ikimiz halledemiyorsak o ne anlar? O, bu, şu, neyse onları vazgeçtim. Kadın geliyor kendi başına. 3 seans. Birinci seansta kendisine ait suallerimi cevaplıyor. İkinci seansta kocasıyla ilgili ona sual soruyorum. O da yani düşünüyor, taşınıyor. İşte şöyle bir çocukluk geçirmiş. Ailesi böyleymiş.